Evet, hocam bu soru çok hoşuma gitti. Bakalım sizin yorumunuz nedir? Korkuyorum gelecek olandan. Abdullah Bey sormuş. Ne haber Abdullah? Beynimiz bizi dışarıdan görmemesine rağmen, yani biz kendimizi hiç dışarıdan görmememize rağmen aynadakinin biz olduğunu nasıl algılıyoruz? Abdullah ne yaptın ya? Ya abi nasıl akıllarına geliyor bu sorular? Çok enteresan bir şey. Ama güzel de soru yani bir tarafta. Çok güzel soru. Sadece böyle beyin fırtınası yapılabilecek bir soru. Eş zamanlık efendim bu. Aynadaki görüntü sürekli size göre hareket ediyor da o yüzden. Verebileceğim en büyük cevap bu. Yani bu arada maymunlar da anlıyorlar. Aynada gördükleri şeyin kendi görüntüleri mi, başka bir hayvan mı olduğu, işte bir zihin teorisiyle, benlik algısıyla, bilinçle alakalandırılan bir şey olduğu için denenmiş. Mesela bu şempanzelerde, bonobolarda, hatta orangutanlarda alnına bir şey boya sürüyorsun. Aynaya bakınca aynayı deyip kendi alnını siliyor. O aynadaki görüntünün kendisi olduğunu anlıyor yani. Demek ki beynin belli bir düzeyde gelişmişliğiyle alakalı bir durum gibi. Kertenkele, balık ne yaparsan yap kendini aynada tanıyamıyor. Yani onun kendi imajı olduğunu fark edemiyor. Biz muhtemelen daha evvel çokça bahsettim. İnsan açısından en önemsediğim zihinsel özelliklerden biridir. Neden sonuç zinciri ilişkisi kurup faile gidebilme. Yani bir şeylerin nedenini bulma arayışı. Çok basit bir şekilde mesela bebeği aynanın karşısına koyduğunda yeni bebekler daha böyle birkaç aylık. Çok eğlenirler mesela. Orada böyle aynaya vur, beygo, gulu, gulu bilmem ne. Ve çok kısa bir süre içerisinde aynada hareket eden görüntüyle kendi hareketleri arasındaki bağlantıyı çok kolay kaydedebiliyor. Ama bunu bir kertenkele yapamıyor. Bize çok basit bir şey gibi gözüküyor ama insan bebeğinin ya da bir maymunun ayna karşısında hareket eden imajın, aynada karşısında hareket eden imajın kendi bedeniyle eş güdümlü hareket ettiğini fark etmesi ve onunla bir kendilik ilişkisi kurması Abdullah vallahi enteresan bir şeymiş. Yani böyle düşününce biz neler beceriyoruz arkadaş ya, bakar mısın? Yani hiçbir kanıtımız yok aslında. Aynada görünen ben olmayabilirim. Evet ben sarışın ve uzun saçlı bir insanım aslında falan. Acaba ben sizin aynada gördüğünüz biçimi ben sizde görüyor muyum? Acaba benim algıladığım Sinan Canan ile Sinan Canan'ın algıladığı Sinan Canan aynı kişi mi? Bu arada soruyorum da biz hiç soru sormadık değil mi izleyenlere? Hayır. Bak bugün belki gerçekleştireceğim. Aslında bu bir zeka sorusu olarak sorulmuş ama maalesef Google var şimdi. Oraya bakıp, bu arada zor bulunuyor cevap ama işte Google'a bakmadan cevap vermeye çalışın. Bu soru ilginç bir soru. Biliyorsunuz optik sistemler ışığı kırıyorlar, geçiriyorlar falan. İşte ayna deyince Abdullah aklıma geldi. Ayna bizim görüntümüzü biliyorsunuz sağdan sola çeviriyor. Yani biz sağ kolumuzu kaldırdığımızda aynadaki kişinin sol kolu kalkıyor. Peki niye baş aşağı çevirmiyor bizi? Yani sağ sol yönde çeviriyor da neden mesela ayağımız başta başımız ayakta gözükmüyor? Bu sorunun cevabını düşünüyorum. Çünkü aynı sonuçta bütün ışıkları ters yansıtması lazım bize. Yorumlara yazın efendim. Yorumlarda doğru cevabı mantıklı ve makul olarak yazan ilk arkadaşımıza bir ifa kitap seti hediye gidiyor. Kullanıcı adınızdan mesaj atacağız. Hemen yorumlara yazınız efendim. Acaba ayna sağa solu çevirirken neden yukarı aşağıya çevirmiyor? Cevabı bir sonraki soru yorumda elimizden geldiğince vermeye çalışacağız. Hocam bu çok hoşuma gitti bu soru. Üstüne de sizden yorum almak böyle eğlenceli olabilir. Buse Hanım sormuş. Demiş ki film ya da işte filmden çıktığımız zaman, sinemaya gittiğimiz zaman ve tiyatrodan çıktığımız zaman böyle o çıkış anında içimizde bir boşluk olur ya. O nedir demiş. Oo, beni tarif etmişsin yemin ediyorum. Özellikle böyle aksiyon filmlerinden çıkınca, arabaya falan binince dünya öyle bir sası geliyor ki anlatamam. Bruce Willis demin uçuyordu bir yerlerden ama biz bildiğin otoparktan çıkmak için elimizde bilet kapıda sıra bekliyoruz. Bu iğrenç. Canım, bence daha çok böyle festival filmlerinde oluyor. Özellikle bu Kadıköy sinemasında bir dönem, şimdi pandemiden önceki dönem özellikle tekabül ediyor. Düzenli gidebildiğim işte böyle her hafta gidebildiğim filmler vardı ve çıktıktan sonra bir yabancılaşma hali var. Varoluşumuza, hangi gerçekliğe adapte olacağınıza, hangi gerçekliğin sizin olduğuna veya hangi gerçeklikte olmak istediğinize dair ciddi bir orada kargaşa oluyor. Ve ben boşluk hissinin o kargaşanın içinde o hareketsizlik hali olduğunu düşünüyorum. Sadece filmleri düşünmeyin. Mesela şimdi sen söylerken aklıma geldi. İhsan Oktay Anar'ın romanını ne zaman son sayfasını kapatsam aynı şey oluyor. Stephen King'i kapattıktan sonra aynı şey oluyor. Hikayenin bizi alıp götürme potansiyeliyle alakalı bir mesele bu. Hikayenin önemini çok sık anlatmaya çalıştık. Soruyorum da siz de sordunuz. Arada ben lafı evirip çevirip oraya da getirdim. Yani bu konuyu biz çok önemsiyoruz. Çünkü hikaye zihnimizde anlam denen şeyin karşılığı. Yani biz dünyaya aslında zihinsel hikayemiz dolayısıyla anlam veriyoruz. Ve hikayeler o yüzden bize yaşamadığımız yaşamları yaşatabilme potansiyeline sahip. Biz bir film izlerken bir hikaye tüketiyoruz aslında. O hikayeye daha doğrusu şahit oluyoruz.
bir roman okurken, hatta bir şiir okurken, mesela bir heykele bakarken de aslında bir hikaye denemiyoruz ama orada biraz bizim yorumumuz olduğu için bizim dünyamızdan etkileniyor. Ama doğrudan sözlerle ya da görsel olarak anlatılan bir hikaye eğer etkileyiciyse, orada festival filmlerinin çoğu öyle, belki de ben o yüzden çok fazla seyredemiyorum, o beni allak bullak ediyor. Mubi izliyorum bu aralar, Mubi diye bir şey var. Orada bayağı bir enteresan, hayatımda hiç bu kadar sanatsal film seyretmemiştim. Birkaç tane, bir tanesi seyrettiğime pişmanım yani, hiçbir şey anlamadım çünkü. Matt Dillon'un oynadığı kısa film vardı, iyi ki kısaymış. Yoksa yaşlanabilirdim ya o film izlerken. Ama özellikle duygusal derinliği yüksek. Anlatılırken sizi gayri ihtiyari olarak etkileyecek, hayatınıza dokunacak, sizinle bağlantı kurabilecek hikayeler ki itiraf ediyorum şu anda benimle en çok bu bağlantıyı aksiyon filmleri kuruyor. Şu anda bunu itiraf etmek istedim. Ne yapayım yani, kafam küçüklüğümden beri onlara alışmış. Ama mesela bu tarz hikayelerle karşılaştığınızda zihniniz çok kolay, yani aklınız gerçek hayattan hızla ayrılıp o hikayenin içerisine giriyor. Ben Tom Sawyer okurken de böyleydi. Shining'i okurken de böyleydi. Stephen King'in meşhur Medium diye çevrilen romanını. Sonra yine Stephen King ve Peter Straub'un mesela Tılsım diye bir kitabı vardır. Hala muhtemelen baskısı vardır. Altın kitaplardan çıkmıştı. Bir lise öğrencisiyken Akçay'da o kitabı böyle ilk sayfasını açtım. Takoz gibi bir şeydir bu arada. Hayatımda okuduğum en kalın romanlardan biri olabilir. Onu okurken üçüncü derece, bundan kötü olmasın, bütün vücut yandım yani. Tatilin vallahi 5 günü yoğurt falan bir merhem içinde geçti böyle. Kitap sizi öyle bir kapıyor, hikaye bazen size öyle bir kapıyor ki o kitabı kapatıp da bıraktığınızda gerçek hayata adapte olma konusunda bir sorun yaşıyorsunuz. Bunun sebebi insan zihninin hep vurgulamaya çalıştığım gibi hikayeyle çalışıyor olması. O yüzden iyi bir hikaye hayatımızı değiştirdiği gibi bizim bütün hayatımız, bütün algımız aslında bir hikayeden ibaret. Dolayısıyla iyi hikayeler hikayelerimiz içinde yer ediyor. Bizim hikayelerimizi daha yaşanılması hikayeler haline getiriyor. İşte o yüzden edebiyat, o yüzden sanat merkezi öneme sahip bir şey. Ve bizim kendi rutin hayatımızda, kendi zihnimizle kurguladığımız, kendi aklımızla oluşturduğumuz hikayeler çoğu zaman çok sası, böyle yalın kat. Yani işte ne gördüysek ondan oluşuyor. Bir de sadece gördüklerimiz de değil, gördüklerimizi zannettiklerimizden oluşuyor. Yani araları kapatı kapatı veriyoruz. Kendimize bir işte kişisel dünya inşa ediyoruz. Ama tutup da işte bizim hikayenin içine bir Orhan Pamuk gelince, bir Saramagno gelince, değil mi? Neydi o? Körlü yazan o muydu? Efendim ne bileyim, bir Tom Sawyer gelince mesela kendinizi de dünyayı da başka görmeye başlıyorsunuz. Filmler bunun en hap hali. Çünkü filmde hikayeyi çok ikna edici kılan bir şey var. Görme. Yani beyne giden verinin %70'i görme duyusundan gittiği için ikna edici bir görsel sahne bizi son derece etkileyebiliyor. Hemen hikayenin içine alabiliyor. O yüzden Hollywood filmleri maalesef şu anda tamamen bir özel efekt panayırına dönmüş durumda. Hikayeye gerek yok. Yani ver Kaptan Amerika'yı, ver işte Iron Man'i, saatlerce oyalasın seni. Ama ister görsel, ister işitsel, ister bir müzik parçasındaki hikaye olsun, işte nasıl derseniz deyin. Aslında aklımızı literal olarak alıyor. Aklını alırım diyorlar ya. Aklını alıyor. Ve onun yerine başka bir şey koyuyor geçici bir süre. O deneyim bittikten sonra ise sen tekrar eski aklını kazanana kadar biraz zaman geçirmen gerekiyor. Etkili olan hikayeyi bence böyle ayırt edebiliriz. Bu arada arkadaşımızın da iç görüsü çok güzel. Ya ben de tınladığı için çok güzel. Muhtemelen çok kişi bunu hissediyordur ama çoğu kişi anlamlandırmıyordur. İyi ki bak bu soruyu sordu, üzerine düşünme fırsatımız oldu. Bu konuşma içinde aklıma bu son zamanlarda böyle bir anda çağrışan, beni içine alan bir hikaye, bir film geldi. İşe yarar bir şey. İşe yarar bir şey. Evet, eklemek isteyen olursa ben uzun zamandır, yani zaten 2017 filmi aslında. Sadece bu çağrışma içinde o beni aldı. Çünkü bir anda kendi gerçekliğinden çıkıp başka birinin gerçekliğinde kendimi onun düşünce yapısında ben ne yapardığımı sorgularken ve ben orada nasıl hissederdiğimi sorgularken bulduğum çok güzel filmler beni çağrıştığı için geldi hemen aklıma. Süper. Onu eklemek istedim. İşe yarar bir şey. İşe yarar bir şey. Ben de seyredeceğim. Yazdım bir kenara.